ya daha şey da poşet açtıydık ama kenarlar açık kalmış. Açık kurumuş. Burada yemiş üstüne şey yapacağım. Geçmiyor.
Şimdi yengem çeviriyor. Annem çörek diyor. Ablam açıyor. Ben boşa mı düştüm? Ben de ara yerde İşte hiç sevmediymiş o. Çay pişirirsin. Bunu getir gülüm, bunu getir gülüm derdi. Ha, ama beze azaldı, dur. Ben annemin yerine mi geçer o zaman? Ben bezeyi bir karara yapamam. Ben kakamayacağım diye anne. Aslında yengem güzel bezeliyor. Yenge sen bezeleyecek mi? Abi yengem ben kırmadı bak. Yengem bir karara bezeler, hem güzel bezeler. Güzel de çeviriyor da. Ben çevireyim, yengem bezelesin. Üç elden çıktı yenge o bezeler. Bir elden çıkınca. Neyi? Öyle mi? Ha, takipçimiz çok mu? Bizi izliyorlarmış da bizim kanalımızı soruyorlarmış. Bilmiyorlarmış onu öyle şey. Annem zannediyor. Biz kendimiz çekiyoruz öyle çok fazla. Bizim bayağı aslında bayağı geniş bir kitlemiz var da. Farkında değiliz. Biz kendi halimizde böyle çekiyoruz, atıyoruz da. Farkında değiliz o kadar tanındığımızın. Buradan bizi izleyen bütün takipçilerimize selam olsun. Evet. Hepsine selam. Hepsinden Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Bizim kanalımız böyle köyde günlük yaptığımız işler öyle diyelim. Herkesin yaptığı. Hani şehir yerinde eskiden köyde biz de çok yapardık deyip hani özenen, isteyen, beğenen arkadaşlarımız var, takipçilerimiz var. Onlara bir nebze de olsa şöyle eskileri yad etmiş oluyoruz. Onlar da seviyorlar bizim kanalımız. Allah razı olsun herkesten. Diyorlar biz de eskiden şöyle yapardık, böyle yapardık. Onlar da evet. Onların yorumları da bizi hani çok mutlu ediyor. Sağ olsunlar. Salih kanımız var, şeyde arkadaş da o da izlemiş bizi. Ne bileyim, her zaman izleyin diye amcağızım. Zeynep. Kendi evine izleyin, yenge sizi diyeyim. Şeyde pazarda denk gelin ablamı. Evet, pazarda hemen seslenmişti, bizi tanımıştı. Bu da Süleyman kanı geldi. Geçen orada bak kaldı. Üstüne dedi, çok iyi seyrediyelim ben dedi. Sonra dedi öğrendim daha reyin dedi. Şeyden diye anacığım ile konuştur diye. Konuşmuş indirdim dedim. Anağın kötü sözünü söylememiş indirken dedim. Ana iyi bir insandır dedim. Öyleydi. Devamlı konuşurdum ben onu ateş karşı yengen. Çok dil tatlıydı. Bir de Gökdürmen karşı yenge vardı. Bunlar iki bacı. Dilleri tatlıydı şöyle konuşmaları. Onlar iki kardeş miydi? Hı, kardeş. Onlar ikisi de öyle severdim ki onları ben gördüm yerden. İyi konuşmuşsun, güzel konuşmuşsun. Demek ki annesinin laf ettiğini işte onun hakkında konuşmuşuz, dinlemiş o zaman. Anacığım o şeyleri konuştum gibi. Konuşmuşum direkt dedim. Kötü bir insan değil mi canım dedim. Konuş, eskilerden, yenilerden konuşmuşuzdur muhakkak. Eskiden yeniden konuşmam. Eski diye çocuklara kötü düşmüş derlerdi. Çocuktan getirirlerdi. Onu konuştuydum ben. Onu da tam izlediği şeye denk gelmiş. Annem diye gitti kızım dedim. Dertte çocuğumda gittiydim ben ağabeyinde. Böyle işte iki kökün ötesinden birinden atladım. Üç kere gelirdik. Koca harcamın ikimiz. Annem faydası yok muydu? Vardı değil mi? Var mı? Eskiden illaki böyle bir ufrasa olurdu değil mi? Keşke alaydım anacığım diye. Keşke alaydım kızım dedim ben. Hani son aklıma bildim galiba sonradan. Bu Süleyman Hakan'ın gelin oluyor. Küçük Süleyman diye evlerdi galiba. Onacığım onun gelin büyük olan. Kimin geldi bilmiyorum ama iyi tanıyorum. Vallahi ilk defa bazen acık sohbet ederiz. Zaten şey bir kilo almış değil de çocuğun adını bile bizim burada bile yaşamıştık çocuk babasına evzu aldık. Bizim burada onun babası zor değil diye usta. Çocuğu
çocuğum bilemez oldum. Hüseyin'i gördüm yatağı hatırlarım, bilirim. Onu bilemedim. Onun adan aklım yatırdı. Kilo alışla değişmişti. Büyük olan. Ve ondan geçen öyle diye, yenge diye. Anacığım bile konuştu diye. Öyle seyre diye. Demek ki bayağı sıkı takipçimizmiş ki. Öyleymiş anam. Allah razı olsun. Seyre denilerde. Sağ olsunlar. Hani hiç eleştiri, kötü yorum almıyoruz arkadaşlar. Gerçekten hani günlük hani kendi hayatımızı köyde yaşanan şeyleri aktarıyoruz genelde videolarımızda. Yani kötü bir şey yapmıyoruz ki gülüm. Yani günlük ne yapıyorsak, yemek yapıyorsak yemek. Ben her zaman yemek yapıp çekemiyorum ama ekmek yapıyorsak ekmek. Bahçede çalışıyorsak o. Hani... Ben köy videolarını çok seviyorum mesela. Hani ben köy videoları atmadan önce de hep köy videolarını izlemeyi çok seviyordum mesela. Sonra biz de bu şekilde hani zaten bu köy bizim yaşantımız. Doğa hayatımız yani ne yapıyorsak günlük ekstra bir şey yok. Evet. Ara ara çekip atıyoruz arkadaşlara. Sağ olsun onlar da izliyorlar. Dur yani. Senin şu oyağın modelini göstereceğim. Vallahi döküm dökülüyor. Bakın. Eskiden bu kalın masırlar modaydı. Ay nasıl örülmüş abla bu, bana ör desen şimdi öremem ben bundan. Sen zaman, örebilir misin? O zaman örmüşsün işte bak şimdi yani nasıl. Şimdi ben de yapamam. Yok. Çok yapamam ördük. Yapamam yani. Yoksa aslında ben eskiden. Yenge sen de yapıyordun sanki eskiden ben çocuğukken değil mi? Eskiden ben ufakken sen de yapardın. Basılıp dururdum aslında. Ne olacak? Çocuğa örtemedik, edemedik. Örtünmediler. Bir kere ben sana 3-4 ben sana 4-5 tane yazma yaptıydım yenge, hatırlıyor musun? O sık iğne ellerini bana yaptırdıydın parasıyla. Oyası mı? He, oyasını yaptırdıydın. Parasıyla yaptırdıydın sen bana. Gülsün bana da yap onu dedin. Sen bana parayla yaptırdın. Yani ben parasını şu sık iğneli olanlardan, şöyle kenarı sık iğneli olan çok güzel oyalar vardı ya, kozalaklı gibi. Ondan yapmıştım. Ya örtünen yok işte. O zamanın modası geliyor, geçiyor işte. O yüzden zamanında eskiden yapıp koymayacaksın ya. Ha. Canım yengem geline vermiştir gari canım Sağır. Sağır sandıktan çıkarmışmıştır onları gari. Ona verdim biraz. Kamile'nin. Kamile'nin oldu mu yenge? Oldu mu ufaklık? İkinci? Oldu mu? Ha. Ha, Allah analı babalı büyütsün. Hala. Ha, evet. Biz de hala olduk. Gidip seni ziyaret edemiyor. Bu nasıl halamız ben de. Ya gidelim bir ara. Azıcık da parlansın da gidelim bir hafta sonra. Abi yenge. Doğru. Yo, ikisini bir edeceğiz. Bu sefer gideceğiz. Abi. Ya onlar da çalıştığı için yenge. Onlar da çalıştığı için biz de işte denk gelmiyor. Bir hafta sonları var mesela. Bir hafta sonu hani gezmeye gidesler gelir çoluğunla çocuğunla. Onlar da bir hafta sonu izinli olunca işte bir de öyle de düşünüyoruz hani. Ama şimdi yenge buralarda görüyoruz canım. Gördüğümüzden de olabilir belki. Azıcık toparlansın da gidelim. Yani artık çocuk doğumuna gitme yani öbürküne gidemedik, buna gidelim. Şimdi gidecek yerimiz çok, halama gidelim diyoruz. Ondan sonra Osman abiye diyelim, seneler oldu hep Durgaz'ı yengeyi görüyoruz yenge. Yenge hep gelirken oradan geçerken bakıyorum ama hesap bulsanız da işte buraya geliyorum, işin oluyor diyorum yenge diyorum. Ama diyorum ben kaç senedir ablamla diyorum ben geleceğiz. Öyle diyor o da bazen, ne yapsın o da işte iş yolunu almıyor bazen yengem diyor. Ama gözümüz illaki Karadaş'ta gelirken oradan bir bakıyoruz şöyle oralarda. Kimse var mı diye. Otobüsle gitsem de kafam orada. Değil mi? Göçe gider oraya gitsin oraya tanıyan bir yere gelir. Valla aynen öyle. Orada bir kere parçam var. Aynen. Ne kadar birbirimize gidip gelemesek de gönüllerimiz bir. Onlar bizi anlıyor, biz de onları anlıyoruz. Çünkü hani nasıl diyeyim?
Ne? Yaz gününde her yerde yangın, her yerde yangın oluyor artık. Allah korusun. Yaka ortalama bittiler işte ya. Demek hiç kusura bakma, hiç kalkamayın yerinden mi dedin şimdi sen bana? Ben ayakçı demiyorum anam, kızı yanıştı. Işte. Ayakçı demedim canım, beze tutu o dediydim işte. Siz şey etmeyin, kusarın o kadar olduk yerden. Yok gari olmaz, kabul etmen, yengem ben tutarım dedi. Şimdi yengem tutacak, ben çevireceğim. İyi tamam, o zaman mesele yok. Yengem beni kırmadı. Sen hiç kusura bakman dedin, o yüzden sen çörekle gari anne. Ende çöreklemek de şey. Çöreklemek de zor. Şu çöreklerken benim şu bileklerim ağrır. İşte senin de öyle şişiyor. Abi anacığım lafım şaka anacığım da kıyamam. Ama açılışı iyi herhalde demen mi? Açılışı iyi gari. Acık o su verme en faydası oldu. Şöyle ıslattık biraz da salsın şey olsun kurumasın diye. Islak bez örttük şöyle. Bezelerimiz az kalmış artık. Yengem buraya gelsin. Ben de çevirmeye geçeyim. Bezelerimizi de tutalım.